Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Vahit Kasetli Screet. Siz bu videoya tıkladığınızda diyeceksiniz ki Land Jin Mid mi olur? Ne alaka Vahit? Ne biçim videolar çekiyor? Abi öyle değil. İnternette bir tane video buldum arkadaşlar. Adam diyor ki intleyerek Jin Mid oynayarak adam Challenger'a çıkmış. 14 dakikalık videonun hepsini izledim ve neden nasıl bu işi başardığını falan gördüm. Bence bu videoyu denemeyin. Ben sizin için deneyeceğim. Yani adam Challenger olmuş Jin Mid oynayarak. Ben de deniyorum. Bu videoda ben size demiyorum. Jin al Mid'e oyna Challenger ol falan değil. Tamamen adamın yaptığı şeyi deneyeceğim. NA'de çocuk oynayarak Challenger olmuş. Taktiklerini vesaire her şeyini söyleyeceğim. Öncelikle normalde takım arkadaşlarına bu adam geliyor. Invade attırıyor. Kimse gelmedi. Pingledim gelin 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 diye gelmedi. Ben de totem atıp çıktım. Adam şimdi Zed banlıyor paso. Ve kara hasatlı giriyor. Gördüğünüz ürünlerle oyuna girdim arkadaşlar. Olayı şu. Erken oyunda çok fazla hasar çıkardığı için W'suyla ultisiyle takım arkadaşlarına kill aldırabildiği için adam Jin Mid oynuyor. Bir de bir level'da karşı jungle kırmızıyı alırsa oraya bir tane totem bıraktığımız için W'yle çalmaya çalışıyor. Yani adam oradaysa deneriz, değilse denemeyiz abi. Olay bu şekilde. Yani yapmıyormuş. Devam edelim. Genelde böyle 3 ya da 2 tane şeyi varken böyle adama gidip bir tane vuruyor. Vurup W atıp sonra dördüncü vuruşu vurup çıkıyor. Gördüğünüz gibi hani bu sayede zaten adama hayvan gibi takas girdik. Sadece 2 milyon kaçırdım. Bu biraz kötü tabii. Neyse. Yani ben 14 dakikalık videonun işsiz gibi hepsini izledim. Ya bence güzel ama yani ne bileyim. Yani yapmanızı önermediğim bir şey arkadaşlar. Mesela karşımda Azir var. Bu adam Azir'le benim içimden geçmesi lazım. Göreceğiz. Herkese keyifli seyirler. Uyarılarımı yaptığıma göre devam edebiliriz. 3 tane mermi varken karşıya gidip bir tane düz vuruş atabilirsiniz. Yani düz vuruştan sonra hemen W. Sonra dördüncü vuruşu vurmanız lazım. Bu dördüncü vuruş kritik vurduğu için bu takası zaten alamıyor adamlar genelde. Neyse devam edelim bakalım. Ya fena değil ya, güzel bir şeyler çıkarmaya çalışacağız da yani hiç içimden geçecekmiş gibi hissediyorum adam. Göreceğiz arkadaşlar bakalım. Daha öncesinden Jin Mid oynamış mıydım sanki hatırlıyorum. Fena değil yani. Çar vuruyor. Onun haricinde E açtıktan sonra E'nizle beraber genelde arkadaşlar işte gank yiyebileceğiniz potansiyel yerlere işte atıyorsunuz. Burada 3 tane minyon varken işte burada minyonlardan Q sektirip adama W atıp işte gidip vurmaya çalışmanız lazım falan filan güya. Hep bir mesafemi koruyorum. Gank yiyebileceğim potansiyel yerlere de E atmam lazım, haberiniz olsun. Yani şuralara böyle E'leri patlatmamız lazım. Yani gank geldiğinde garanti ölüyorsunuz çünkü yapacak bir şey yok. Ama olayımızı anlattım sizlere. Olay tamamen jungle'a yardım etmek, takım savaşına adamları zorlamak vesaire vesaire. Menzilim yüksek ve hasarım yüksek olduğu için böyle mage'lerin karşısında oynayabiliyorum yani bir şekil bir noktaya kadar. Tabii ben Jin çok 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 fazla oynayan birisi değilim. Ben de oynayıp Challenger'a çıkamam. Hani Challenger'a çıkmak muhabbet değil. Adam Challenger'da yaptığı için yapılabilirmiş gibi görüyoruz yani. Şuradan bir Q sektirelim. Adama kadar giderse W atıp giderim diyecektim. Gidemiyoruz. Şöyle adama bir vuralım ya. Gel kanka. Fena değil. Öldün. Biraz bekledim. Çok iyi be. Hasar artıyor ya düşük canda. Nice oğlum. Eyvallah eyvallah. Şimdilik çalışıyoruz. Bu adamı da keserim ha flashla. Kanonu düz vuruşla alayım. Adamı kestim arkadaşlar. Bay bay. Dördüncü vuruşu yersin kardeşim. Şimdilik gayet iyi başladık lan oyuna. Adam intliyormuş ama yani. Bu olayın sıkıntılarından biri şu. Oyun ilerledikçe şimdi split push atamıyorsunuz. Split push atamadığınız için arkadaşlar. Hop aldım onu da. Yani minyon da eksik. Ya yani geriye düşüyorsunuz. Ya yani split'e gittiğimde beni mid lane de keser, top lane de keser. Onun yerine takım savaşı yapmaya zorluyor adam. Sürekli ulti ile W ile kitleye kitleye vura vura uzaktan takım savaşı yapmaya zorluyor adam. Adamın yaptığı bu build'i yapacağız. Bakalım ilk eşya yovu mu alıyor paşa? E şimdilik iyi. Bak hasarım çok yüksek olduğu için bu arada kestik. Rengar'da bilmiyorum. Eline sağlık kardeşim. Flash atıp kaçardım normalde de geldiği için karşılık verdik. Ya aslında maç başında şu W'yla karşı red'i çalsaydım süper olurdu. Videoda adam gösteriyor. Sürekli yani deniyormuş. Karşı red'i almaya çalışıyor. Geliyor. İttirmek için kullanacağım E'yi. Bizim çocuk genge gitti çünkü karşı Azir, paşa. Buraya ittirelim bir. Yani kanka neyse kuleden şey alalım ya. Azir paşa geliyor, ölmeyelim de. Neyse geri çıkacağım. Aa kuleden plate'imizi de aldık. Azir de geldi devam. Şimdi potansiyel gank yiyebileceğimiz yerlere şöyle E'leri falan patlatalım abi.
Yani bu E'ler sayesinde yaşayacağız. Mobilitesi düşük olduğu için şampiyonun adam intiliyor. Yani gank yediğinde ölüyor. Yani işte hayaletle veya E'lere basarsa karşı jungle gank atarken yaşıyorsunuz bir şekilde. Şuradan bir Q sektirirsem sana. Aa, neyse fena değil. Biraz erken attık W'yu. Yani taktikleri var. Minyonlardan Q sektirme, işte gidip düz vuruş atıp W ile kitleyip 4. vuruşu vurma. 3 ya da 2 mermi varken rakibin üstüne koşup takas giriyor arkadaşlar. Genelde yani hiçbir mage, Syndra, Veigar bunlar stunladığı için sıkıntı atıyorum. Hasarda karşılık verebilecek bir mage pek yok yani. Ah, o çarpsaydı ölmüştü lan adam. Bak bir tane daha vursaydım adama patlatıyorduk adamı ha. Nerede base attığını gördüm. O adama öyle base attırmayacağız. Tamam. Orada base atmıyor muydu lan? Neyse base'ini geciktirdik. Bu şekilde ya. Videoyu izledim, o tipisi oldum resmen. Ben öğrettim abi. Bundan sonra gidip bir jin alırsın. Söverler möverler bir şey yapar, benden değil. Tamam kardeşim. Şimdi eğlenmeye bakalım. Oyunu taşımaya bakalım. Ben kasarsam ki 2-0'ım bayağı iyiyim. Yoğumu aldıktan sonra inanılmaz güçleneceğim. Burada bir plate daha alırsam koridoru ittirdiğimde yoğumu bitiyor. Hangi şampiyon olursa olsun yani böyle kasarsa taşır zaten. Ki başlangıcımızı iyi yaptık arkadaşlar. Boom. Plate alamayacağız galiba ya. Manamız yok ve base atmamız lazım en yakın zamanda. Burayı ittirip hemen base atalım. Bir sonraki wave kanon wave'e rahatlarız diye düşünüyorum. Tamamdır. Hemen base'e gidelim abi. Base'imi bozacak mı adam? Oh shit. Yok kaçarım ya. Aa, kaçamam. Kara satımı aldım, al onu. Flash yedim kafama ya. Oğlum ilk gankte patladım ya. Harbiden ilk gankte patladım arkadaşlar. Yani ben birazcık abarttım ya. Burada da base atmazsın kanka ya. Helal lan. Asist aldım en azından. Oh, eşya da aldık bir tane. Ne olur şu plate'i alayım. 42 canı var. Yoğumu bastım. Turret'a yetiştik galiba, güzel. Tamam güzel. Sağ tarafa E'leri patlatalım yine. Sağ tarafa yakın oynarız abi oyunu. Flash'im de var ya, o yüzden bir tık rahatım ama adamlar top tarafında, haberiniz olsun. Aynen, hepsi topta abi. Şuraya bir tane E bırakalım. Toptan gelebilirler bize. Şöyle çarımızı bir kullanalım arkadaşlar ha. Lan anasını, arkamdan biri geldi. Kafana vurdum. Yandan Lee Sin geliyor. Oy, iyi dojladık ha. Ne değişik çizdin lan. Bir şey diyeyim mi? Oynardım aslında Lee Sin gelmesi öyle ha. Ah lan. Neyse fena değil. Bir ayakkabı alalım. Yani mobilite yok, o yüzden birazcık hareket hızı lazım gibi hissediyorum. Ortalığı yine karıştırdık bak bot lane'e gelip. Yani fena değildi, daha iyisini yapabilirdik bence de. Lee Sin falan gelmeseydi güzeldi her şey. E'leri patlatalım ya. Yani iki tane ya da üç tane mermim varken adamın üstüne koşabiliriz. Takas girmek için. Yalnız E'leri iyicene patlatalım. Burada adam geldiğinde direkt bizim kafamıza düşecek çünkü yani. Adam çok fazla üstüne koşturmuyor bizi ama bak burada güzel gankleri tutuyoruz. Gelsene Rengar ya. Boom. Senin ultin vardır paşa. Flash'ını falan alalım. Hadi. Ah be. Al onu lan paşa. Helal lan sana. Alamadın mı? Lan helal dedim o kadar. Güzel. Ortalığı karıştırıyor. Fena değil. Yani videoda izlediğim gibi yapıyorum en azından. Da cidden seziyorum arkadaşlar. Sanki bunu deneyip bitleyeceksiniz gibi geliyor. Lütfen dikkat edin ya. Yani buna iyi demiyorum ben. İyi, mid lane'i aldık. Güzel. Tahsillerim bitti oğlum. Kaçalım hemen. Lee Sin nerede olmuştur? Şunu W ile
Öptüm, gidiyorum. Şimdi E'leri atalım base'e gitmeden önce, lazım olur abi. Base'i yapıştıralım. Alamet tarafında oyun oynamamız lazım. Şimdi oyun ilerledikçe split'e geçemeyeceğim için arkadaşlar hep bir takım arkadaşımın arkasında takılmam lazım. Ve mesela objektifler geliyor ya, alamet, ejder. Takımı onlara zorlamam gerekiyor. Yani takımı çağıracağız, onlara oynatacağız bir şekilde. Çağırıyorum, onu gideceğim. Mid'e hemen ittirip gidiyorum abi. Videonun başlığı zaten inting için. O yüzden intlemek serbest sanırım arkadaşlar. Tamam. Değilsin, buralara geliyor sanırım. Mayınlar gözüktü. Şu an... Ne? Ha? Hep sola mı dojlayacağım paşa? Aa, kel kaldım. Tamam, hiç sıkıntı yok. Kilimi zaten aldım. Hiç önemli değil. Bu kadar kötü olmaz be. 4 mermiyi de istedim. Adam hepsini sola dojladı. Dördüncüsünde zaten kendime güvenimi kaybettim. Onu zaten tutturma ihtimalim kalmadı. Size mantığını güzel bir şekilde anlattım. Yani ejderi oynamamız lazım şu an. Teri'den oraya yönelteceğim takımı da. Gelirlerse artık. Girdim direkt ya. Oğlum dördüncü mermi benim iyi vuruyor. Flash atayım mı buna? Öleceksin kardeşim. Öküz gibi güçlüyüm. Tahsiller var. Adamı azire yaptığımı gördükten sonra zaten bitti benim olay. Ama dediğim gibi yani erken oyunda öyle kille başladım. Güçlendik yani. Artık kaç tane yani fark etmez şampiyonum yani. Olay çıkarmaya her zaman devam. Hadi bakayım, sola dojla. Sağa şimdi gideceksin. Aynen. Adam bir hamlede çözdüm, adamın hareketlerinden çözdüm adamı ben yani. Lan görmedim. Lucian yapıyor musun bir şey? Bastım hayalet. Tek atıyor. Oğlum oyunun çok ötesinde oynuyoruz bu arada. Bu kadar kille ben bu oyunu yok ederim arkadaşlar. Fark etmez. Artık Assassin bir Jin zamanı. Oğlum direkt ebedi kılıç alabiliyorum lan. Adam normalde Rapid Fire Cannon alıyor. Sonra Lord Dominic ebedi vesaire bu tarz devam ediyor. Yani ebediyi bitirebiliyorum şu an ben ama çok bilmiyorum ya. Oyun fanteziye kaydı arkadaşlar. 18 dakika 500 AD. Hadi hayırlısı. Bu ne oğlum? Tek vuruşa bütün minyonları öldürüyor mu lan full candan? Alo. Şöyle mid lane'ime bir gidelim ya. Azir kardeş ne yapıyorum? Aha. Oğlum. Kitledim adamı. Atladın mı? Bir vuruş. Bir vuruş da sana. Olay çıkaracağım. Sağdan paşa geliyor da. Tamam ya. Hayalet boşa gitti ama sıkıntı yok. Anlık olarak 637 ADM var. Bunun ben kurallara falan aykırı olduğunu düşünüyorum. Yani hani gerçekten normal değil yani. Bir tane vurdum, adam base'e ışınlandı. Oğlum bekleyin, bu fightlara benim gelmem lazım asıl. Lan Lucian. Yani doğru, tek başıma oraya girmemem lazım abi. Oh. Sakın yanıma yaklaşmayın. 650 AD şaka değil abi. Ben biraz şeyini çıkartacağım bu işin. Azir Paşa'yı yakalayamam ama sanırım ya. Bir dakika ya. Yakalar mıyız arkadaşlar? Yok, adam base'e kaçmış abi. Gel kardeşim. Oh shit. Ben malım. Lan geldim oğlum, telefona bakıyordum. He? Bir dakika. Oğlum. Vallahi telefona bakıyordum. Gelin lan. Burada arkada birini gördüm sanki. Ya sen sıkıyorsa... Ha? Oğlum hayırdır lan. W atmam lazımdı da. Dojladın kanka, şu an yaşadın aynen.
Dojladın şu an, yaşadın. Ya telefona mesaj gelmiş. Telefona bakarken fight'in ortasına girmişim. Yapacak bir şey yok. Ama oyunu bitirdik arkadaşlar. Ya o kadar güçlüyüm ki bilmiyorum. Çok eğlendim ama ya. Bronzda da oynamıyorum. Ya plattayım, West'te arkadaşlar, haberiniz olsun. Şey kafasında birisi değilim yani. Aa bronzda bak herkes kesmedi, siz de deneyin diyeyim. Açık bir şekilde anlattım adam nasıl çıkmış, neler yapmış. Adam aslında intliyor. Aha paşa, birisi yaklaşıyor efendim. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Abi yanlışlıkla. Oğlum yanlışlıkla. 4444. Yanlışlıkla ileri adım attım, beynim kaydı bir anda. Bu arada Kadim ejderhasını alırsak çok eğleniriz diye düşünüyorum ya. Biraz onu beklemeye çalışacağım. Son eşyayı alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. 3000 paraymış. Lan. Oğlum yetişemedim. Lan oğlum. Uzaklardan bir mermi geliyor. Bam. Ölsene oğlum. Galiba öldük. Benim aim nasıl bu kadar vurdu adamı, onu anlamadım bu arada. Aslında bunu Stormraiser falan almak lazım değil mi ya? Bunun core eşyalarından birisi buydu diye hatırlıyorum. Adam bu build'de böyle göstermemiş arkadaşlar. Ebedi'yi de biz ekledik gerçi de. Ebedi de alınır neyse. Aldım eşyaları 770 AD. Sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum. Tek bir mermiye tek atabilirim. Kadim'i alırsam Ekrem. Kadim'le tek mermiye tek ata. Yani bir mermiye one shot atma ihtimalim var ya. Q ve 4. vuruşa kesin öldüreceğime eminim. Ama sadece 4. vuruşa yani bilmiyorum ya. Normal olmaz yaparsam ya. Kadim'le beraber yapabilirim. Biraz bekleyeceğim. Geldim. Lan paşa. Kritik vurmam lazım öldürmem için. Ne oluyor lan? Ez. Ya şu eş ultisi Ekrem, her seferinde eş ultisini ben niye yiyorum ya? Ağzımın içine geliyor eş ultisi her seferinde yani. Arkadaşlar ölümümle beraber sıkıntı yaşadık ya, adamlar ittirip bitirdi lan. Kadim ejderhasını alıp bir de bir deneseydim ya. Ya videonun sonunda bari iki ateş etseydim. Neyse hasarımı yeteri kadar gösterdiğimi düşünüyorum yani, sıkıntı yok. Bu arada yan kanaldaki Morde videosundaki Bard oyun oynamaya devam ediyor. Paşa full win alıyor Bard'la ya. Onu da ekledim, onunla video istiyorsanız daha çekeceğim. Yan kanaldaki Mordekaiser videosunu izleyenler biliyordur zaten. Bir de hasar tablosuna bakalım abi. Plat 2 olmuş hesap. Ya plat 2 bence güzel yani, hani şey değil yani. Bronzda video çekiyormuş gibi değil, hani sizlere normalde oynanabilir retisi olduğunu göstermeye çalışıyorum. Neyse ama video başında da açıklamamı zaten yapmıştım. Video Happy Chime Noise falan filan bu kanalda. Tam okuyamadım adını. Bu şey galiba Bard'ın pasifinin adıydı galiba. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Crit kaçar. Kendinize iyi bakın. O zaman hoşçakalın.